İyi pazarlar. Ben Deniz Fatih Dağıstanlı. Bu haftada pazar manşetinde Akit TV'de canlı yayında karşınızdayım ve konuğum Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, sizler de Nevzat Tarhan'la, Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la yapacağımız canlı yayına katkı sağlamak ister, soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştiri yazmak isterseniz bunun için yapmanız gereken çok basit bir işlem var. O da yönetmen arkadaşımız Umut Hamurcu'nun şu anda ekrana verdiği, zaman zaman da ekranda tuttuğu iletişim bilgilerini, Twitter hesabını bu iş için soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta sağduyulu ve yapıcı olmak kaydıyla eleştirilerinizi bile yazmak için kullanabilirsiniz dedikten sonra hocam nereden başlayalım diye hemen soracağım. Çünkü sizinle konuşmamız gereken eğitim, üniversite, aile, gençlik, hepsini, Türkiye, İslam coğrafyası, Avrupa, Amerika ve küresel dünya, hepsini bugün sığdıralım yayının içerisine istiyorum ama hiç kuşkusuz en önemli konulardan birisi şu anda NATO krizi. Tabii bu NATO krizine siz nasıl bakıyorsunuz diye sormak istiyorum. Çünkü şuna da inanıyorum ben, bireylerin psikolojisiyle ülkelerin, kurumların psikolojisi de birbirine benziyor aslında. Evet. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Doğru doğru. Şimdi yani kişideki psikolojik dinamikle, yani kişideki yani davranış geliştirmeyle toplumdaki davranış geliştirmenin dinamiklerinin çok paralel olduğu anlaşıldı. Yani son yıllarda yani kişide mesela afazi diyoruz ya, bazı kişiler konuşamıyor. Hı hı. Şimdi toplumsal afazi var. Bazı kişiler konuşamıyor. Mesela toplumsal şizofreni var. Ne oluyor? Hı hı. Toplumsal şizofrenide, yani şizofrenide beynin bir bölgesi çalışmıyor. Bir bölgesi kendi başına çalışıyor. Beynin bütünlüğünden hariç çalışıyor. Ortaya çıkan hastada şizofreni deniyor. Yani kişi de akıllı dağılmış, bölünmüş oluyor, dezorganize oluyor. Hı hı. Toplumda da bakıyorsun, şizofrenik toplumda herkes bir telden çalıyor. Hiç birbirleriyle bir dayanışma içerisinde, devlet bütünlüğü içerisinde, ahenk içinde bir işleyiş olmuyor. Bir toplumun şizofrenik olması bu. Mesela toplumsal empatinin olmaması demek, yani insanlar konuşuyor ama anlaşmıyor. Hı hı. Bu demektir. Bunlar aslında bireysel psikoloji dinamikleri anladığımız zaman toplumsal dinamikleri de anlamış oluyoruz. Çok yakından bağlantılı. Toplum psikolojisi birey psikolojiden bağımsız değil. Bak, sosyolojinin Durkheim'le ortaya çıkan felsefede toplumu kutsallaştırmıştı. Hı. Toplum diyordu, kutsaldır, kendi dinamini kendisini oluşturur, bireyden bağımsızdır diyordu. Hı. Ama son yıllarda insan davranışıyla toplum davranışı arasındaki paralellikler gördükten sonra toplum psikolojisi yeniden yazıldı ve kitlelerin psikolojisi bireylerin psikolojisinden farklı değil. Toplumsal bilinçaltı var, bireysel bilinçaltı var. Kolektif vicdan var, bireysel vicdan var. Bundan bağımsız değil. Yani şu anda dünya kolektif vicdanını oluşturamadı. Yani dünya, Birleşmiş Milletler'in normalde nasıl olması lazım dünyanın gelişmişlik seviyesine göre? Birleşmiş Milletler'in dünya parlamentosu gibi olması lazım. Dünyadaki her devlet eşit miktarda temsil edilmesi lazım. Ama 5 tane devlet ele geçirmiş. Dünya, Birleşmiş Milletleri Dünya Parlamentosu yapmıyor. Yani bu tam bir dünyevi Birleşmiş Milletler diktatoryasıdır. 5 kişinin diktatoryasıdır. Bütün herkese diktatör diyen Birleşmiş Milletler'de 5 kişi 2. Dünya Savaşı'ndan göre bir teker oluşturmuş. O tekerle dünyaya dayatma yapıyor. Bir yerde adaletsizlik olsa siyasi olarak istediği gibi yorumluyor. Bir türlü karar çıkmıyor. Şimdi bak, Birleşmiş Milletler en son karar aldı. Rusya Esed'le ilgili kararı, kimyasal silah kullanmış, tedbir almalı kararını veto etti. Hı hı. Bu kimyasal silah kullandı mı? Kullanmadı. Herkes kabul ediyor. Niye bu veto ediyor? Yani bu dünya küresel vicdanı krize giriyor şu anda. Onun için Türkiye'nin dünya beşten büyüktür demesi aslında bütün dünyada karşılık buluyor şu anda. Bütün ezilmiş, mazlum, üçüncü dünya devletleri olarak bilinen devletlerin hepsi alkışlıyor bunu gönülden ama liderler, yönetimleri alkışlamıyor. Yani bu Türkiye'de, dünyadaki yeni kimlik arayışı içerisinde bu bir müddet kırılacak. Eğer olmazsa yeni Birleşmiş Milletler kurulacak, başka bir Birleşmiş Milletler. İstanbul'da alternatif
bir şey kurulacak belki ileride. Yani bu Birleşmiş Milletler'in kendini toparlaması için. Yani dünya bir kimlik arayışı içerisinde, evet, diyorsunuz siz. Dünyada şu anda kimlik krizi var. Kimlik yani krizi var. Kimlik krizi var. Bazı kimlikler dayatılıyor. Hollywood kimlikleri dayatılıyor. Hı hı. Bu kimlik krizinde Türkiye, yani dünyanın aslında şu anda Batı ülkeleri, Batı değerleri güçlü gözüküyor. Batı medeniyeti, hani güçlü, büyük ağaçlar vardı, çınarlar içinden çürümüştür. Batı medeniyeti öyle çürümüş şu anda. Neden çürümüş? Çünkü okulda şiddet artmış, toplumda suç oranları artmış, boşanma artmış, %50'nin üzerinde. Mesela Fransa'da, Kuzey Avrupa'da nikahsız aileden doğma, yani annesi babası resmi nikahı olmayan çocuk oranı %50'nin üzerinde. Düşün, yani annesi babası birlikte yaşıyor ama fakat nikahsız evli çocuk, nikahsız doğan çocuk oranı %50'nin üzerinde. Yani bu 20-30 sene sonra bu bütün Batı çökecek, söyleyeyim. Çünkü bu nesiller çalışmaz ve mutlu değil çünkü. Onun için işte kapitalizm önce hasta ediyor, sonra tedavi ediyor. Şimdi Manhattan'da, New York'un merkezi biliyorsun, gökdelenlerin olduğu yer, kanalizasyonlarda antidepresan ölçülmeye başladı. Yani kokain ölçmek için numune alınıyor, o numuneler inceleniyor. Baktı son zamanlarda orada şey de var. Bu diğer antidepresan, yani insanlar o kadar çok kullanıyor ki artık, hı hı, antidepresan metabolitleri kanalizasyonda çıkıyor. Bu demektir ki zengin ama mutlu değil Amerikalılar. Bunun oluşturduğu bir şey var. Medeniyet krizi var. Yani Batı medeniyeti, hatta şöyle şimdi diyorlar. Bizim sosyal, bizim finansal sermayemiz var. Doğu'nun sosyal sermayesi var. İkisi birbirini tamamlamalı diyenler var. Aklı selim sahipleri. Yani çünkü Doğu'nun sosyal sermayesi ne var? Yardımlaşma var. İşte misafirperverlik var. Yani insana değer vermek var. Empati var. Irkçılık yok. Yani bu doğrunun, yani ne kadar yaşanıyor ayrı bir konu ama sonuçta bunlar, yani sosyal sermaye. Bunun için şimdi Birleşmiş Milletler bununla ilgili 1993 yılında ilk defa Birleşmiş Milletler Chicago'da şey yapıldı. Dünya Ahlak Deklarasyonu yapıldı. Etik Değerler Deklarasyonu yapıldı 93'te ve ilan edildi. Oradaki en önemli slogan da bütün dünlerdeki, sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma gibi değerleri, yani yaşatmaya çalışıyorlar. Ve bir taraftan şeye bakıyorsunuz, pozitif psikoloji diye bir bilim dalı çıktı. Mutluluk bilimi diye başladı. Sonra pozitif psikoloji adını aldı. 2009'da ilk kongresi yapıldı. Onun sebebi de şu. Ya insanlar sık hasta oluyor. Biz hasta olmasını önleyemiyoruz. Depresyona girmesini, bunalıma girmesini önleyemiyoruz. Bunun için ne yapılmalı diye araştırıldı. Ortaya çıkan model pozitif psikoloji denildi. Bu pozitif psikoloji de Mevlana'dan alınmış, bir sistematize edilmiş, kendi metodolojisi geliştirilmiş bir bilim dalı oldu. Şu anda özellikle ABD'de bütün psikoloji bölümlerinde temel ders olarak okutuluyor. Biz de mesela Üsküdar Üniversitesi olarak sadece psikoloji değil, bütün lisans, ön lisans programlarını pozitif psikoloji ve iletişim becerilerini dersin zorunlu ders olarak koyduk. Hı hı. Öğrenciler bu dersten sonra biz şey de yaptık, yani test, ön test, son test yaptık. Paris'te de bir arkadaşım sundu onu. O kişilerin duygusal zekası %20 gelişmiş çıktı. Yani annem babamla kavga ediyordum, aram düzeldi. Madde kullanıyordum, bıraktım diyen gençlerle karşılaşıyoruz. Bu yöntemi kullanarak. Bu yöntemin referansı tasavvuf kültürü. Ama referansı vermiyorlar. Yani dünya buna doğru gidiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Batı medeniyeti bunu alacak, keşfedecek. Başka çare yok. Ama işte Batı medeniyeti bunu keşfedecek derken, Batı medeniyeti Doğu medeniyetini ortadan kaldırmak için de yoğun bir gayret sarf ediyor. Şimdi ona da tanıklık ediyoruz. Bu arada tabii ilginç değerlendirmede bulundunuz. Kapitalizmi önce hasta edip sonra tedavi ediyor dediniz. Aslında bu deyim genelde psikiyatrlar için söylenir. Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum. Batı kültüründeki psikiyatristler için öyle yani. Evet, önce hasta eder sonra iyileştirir derler. Şimdi hayır, size bir psikiyatr olarak söylüyorum bunu tabii de dışarıda tutarak söylüyorum. Ama şimdi bu doğunun hasta noktasına getirilme mücadelesi aslında son 200 yıldır
var. Yani Osmanlı'nın yıkılma dönemiyle birlikte var. Özellikle Irak'ta gördük biz bunu. Önce Amerika Irak'ı elinde nükleer silahlar var diyerek suçladı. Daha sonra bölge savaşı çıkartacak bu Saddam her yere saldıracak dedi. Daha sonra demokrasi getirme bahanesiyle Irak'a girdi. Öyle değil mi? Tabii. Yani bu enteresandı. Bunu teşhis edelim istiyorum da, ama ondan önce şu NATO'ya nasıl bir teşhis koyacaksınız siz şimdi? Bireysel psikoloji ile toplumsal psikoloji arasında aslında bir paralellik var dediniz. Yani NATO'nun şu anda hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Gazi Mustafa Kemal'in resimlerine, orada hedef tahtasına koymuş olması nasıl bir psikolojidir? Tabii şimdi NATO'nun böyle de şimdi iki türlü batı var. Biri kültürel batı çöküyor. Hı hı. Bir de siyasal batı var. Bu daha geç etkilenecek. Şu anda siyasal batı yani bir şekilde stratejilerle, taktiklerle Doğu'nun üzerinde kontrolünü bütün süper güçlerini yapmak istediği gibi yapmaya çalışıyor. Bunu yaparken şöyle, şimdi Irak dediniz. Irak'ta Keşmir gibi bir tuzak oluşturuldu orada, Irak'ta. Biliyorsunuz İngilizler Irak'tan çekilirken Keşmir gibi bir sorunlu alan bıraktılar. Oraya tartışmalı alan dediler. Pakistan'la Hindistan'ın arasında hep ihtilaflı bir alan. Birbirlerine kavga etsinler. Ondan sonra gelip benden yardım istesinler diye bir şey oluşturdu. Şimdi Irak'ta da Irak Anayasası'nın 140. maddesi var. 140. maddesinde Kürdistan bölgesini tartışmalı bölge diye yazıyor. Yani burayı sorun olsun da bizden bana muhtaç olsunlar diye çıkarken İngiltere, ABD orayı sorunlu alan olarak bıraktı. Tartışmalı olarak bıraktı. Ve oradaki şu andaki kriz işte bir referandum krizini el altından destekledi. Herkes artık bu bir sır değil. Yani burada işte ya zaten YPG'yi desteklediği biliniyor. Yani bu böyle bir durumda Türkiye'ye karar vermek zorunda bırakıyorlar şu anda. Yani böyle bir durumda Türkiye bir eksenini sorgulamaya başladı şu anda bulunduğu. Yani NATO ekseniyle Avrasya ekseni arasında bir sorgulama içerisine zorunlu olarak gitti. Yani ya kendi kimliğini kaybedecek, Batı'nın kölesi olacak, yahut da kendi kimliğini koruyarak kendi eksenini, kendi yolunu su mecrasında bulacak tarzında bir krize girdi. Şimdi böyle bir krizde aslında bunun teorik temelleri vardı. İlk 1993 yılında bir NATO toplantısında Belçika'da, yani dünyada soğuk savaş bittikten sonra askeri bir gücün düşmana ihtiyacı vardır. Askeri güçsün. NATO'nun düşmana ihtiyacı var. Şey dağıldı, soğuk savaş bitti. Rusya dağıldı, Kızıl Blok. Onun yerine Kızıl Kuvvetler yerine yani Yeşil Kuvvet dağıldı. Dağılınca düşmana ihtiyaç var. Onun yerine İslamcı radikalizmi koydular. O işte o dönemde biz bütün İslamcı radikalizm olmaz, İslam olmaz yani tarzında bir duruş gösteremediğimiz için 93'lü yıllarda tam tersine onun üzerine bizimkiler buna uydular ve 28 Şubat'ı başlattılar. Yani 28 Şubat'ı başlatan, hatta bunun 95'te bir NATO şeyinde de Münih'te yapılan bir NATO toplantısı, onun belgesi var bende, açık NATO raporunda yazıyor bunu. Yani şeyin olarak, yani şu andaki yeni tehlikenin, tehdit unsurunun İslamcı tehdidi olduğunu açıkça yazıyor. Yani 28 Şubat bir NATO organizasyonudur. Kesinlikle. İşte yani onda hiç kimsenin şüphesi olmaz. Yani 15 Temmuz zaten öyle. 17-25 Aralık zaten öyle. 27 Mayıs öyle değil mi? Evet. 12 Mart, 12 Eylül öyle değil mi? Aha. Evet söyle, ve 28 Şubat'ta bunun bir şeyi, yani uzantısı. Yalnız o 28 başı o zamanki Genelkurmay Başkanı ne dedi? Karadayı, biz şeyden döndük dedi, Nizamiye'den döndük dedi. Düşün, bir ordu, bütün bir sadece sonbahar tatbikatı yapmak için 9 ay hazırlanıyor sonbahar tatbikatı için. Nizamiye'den dönecek ve siyasete müdahale edecek. Bunun için birden bir gece kalkıp sabah karar vermez. Onun için en az 6 ay hazırlık yapmıştır. Plan tatbikatlar yapılmıştır, bütün seminerler yapılmıştır, bütün yazmalar, çizimler, projeler yapılmıştı ve ondan sonra tam gidecekken bir Amerika'dan şey geliyor, fiili darbe yapmayın, siyasi olarak hareket edin ve onun üzerine işte şey oluyor, 28 Şubat yapılıyor. Mesela o zaman ben hiç kulağımla duydum o zaman, Sayın Demirel Cumhurbaşkanı iken
Generaller orada bir kürsü veriyorlar. Bütün siyasiler geliyor. Onlara generaller briefing veriyor. Demokrat o zamanki DYP'deki siyasilere. O briefingi alanlar patı patı istifa ettiler ve hükümet yıkıldı. Şeyde Erbakan ve Çiller hükümetinde. Yani öyle bir manipülasyonla yıkıldı. Ve bunu artık bu sır değil. Bu da bilinen bir şey. Yani böyle bir durum. Yani bunu biz kendi başına yapmadı o zamanki generaller. O zamanki generaller işaret aldılar. Yapıp böyle yapın diye öyle yaptılar. Ama şimdi sattılar onları. Mahkemede onlar yargılanıyor. Öbür taraf yok ortada. Aynı şekilde 15 Temmuz'da da yani ne, çok farklı mı oldu? NATO darbesiydi bu. Atlantikçi darbe. Yani 15 Temmuz FETÖ darbesi değil. FETÖ sadece maşa. Yani ordunun içerisindeki Atlantikçilerle ordunun içerisindeki FETÖ'cüler birleşti. Birlikte yaptı darbeyi. Birlikte yaptı. Fakat artık millet darbeye karşı antikor geliştirdiği için toplum, siyaset ve toplum ciddi bir tepki verdi. Yüzüne gözüne bulaştırdılar. Yani gizli servisler insanlık tarihinde ilk defa hayal kırıklığı yaşadı. Şeyden sonra 27 Mayıs hepsinde bir şekilde başarılı olmuşlardı. İlk defa yenilgi artık maşa kullanmıyorlar şu anda. Maşa kullanıp direkt yapıyorlar. Şu andaki bu Norveç'teki yaşanan olay hiç tesadüf. Oradaki iki memurun işi değil. Kesinlikle orada yukarıdan bir Türkiye yoklama çektiler. Türkiye şimdi yani aslında Türkiye'yi bir görüşte şöyle, Türkiye'yi de NATO'dan çıkarmak istiyorlar. Kendisi biz çıkarmayan da o çıksın istiyorlar. Bir görüşte bu. Yani dünyadaki Türkiye'yi Türkiye'yi... Ama biz de şunu biz istiyoruz. Ben de şunu hissedebiliyorum. Yani NATO biz çıkartmayalım, kendi çıksın diye bekliyor Türkiye'den dolayı. Türkiye'de biz çıkmayalım, onlar çıkarsın diye beklemiyor evet. mu? Tabii yani şu anda Türkiye tabii Rusya'ya güvenilmez ki. Yani Rusya'nın İstanbul'u basmak, şey yapmak gibi şeyleri var. Yani Rusya Müslüman oldukça Rusya'ya güvenilmez, olmadıkça. Güvenilmez. Onun için Türkiye, yani Rusya'daki nükleer silah var, büyük güç. Yani şu durumda yani biz Rusya'ya angaje olamayacağımızı biliyor onlar da. Yani bize bu şekilde yaparak bizi sıkıştırıyorlar şu an. Peki ne yapmamız lazım? Yani bu cendereden yani Amerika'ya güvenilir mi? Güvenilmez. Rusya'ya güvenilir mi? Güvenilmez. Tahran'a güvenilir mi? Güvenilmez. Şimdi şöyle bir baktığımızda Berlin'e, Londra'ya, Paris'e, Brüksel'e güvenilir mi? Güvenilmez. Yani Avrupa evet. Birliği ülkelerine güvenilir mi? Güvenilmez. Ne yapmamız lazım? Yani bunu birazcık kendi branşınızla ilgili de soruyorum hocam. Evet. Yani sadece siyasi bir demeç beklemiyorum. Yani evet. Teşhis olarak ne yapmamız lazım? Evet. Nasıl bir tedavi yöntemi uygulamamız lazım? Türkiye'nin bu cendereden çıkabilmesinin yol ve yöntemleri nedir? Sizin branşınıza göre. Yani psikiyatri branşına göre soruyorum aslında. Tabii. Yani burada tabii ben politik psikoloji, sosyal psikoloji açısından yani evet. şey yapmadan yani şahıslar üzerinde değil de kavramlar, fikirler evet. üzerinde konuşmam daha doğru olur. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şimdi bir apartman düşün. Apartmanda sen bir veya iki kişi apartmandaki 10-11 komşuyla kavgalısınız. O apartmanda güvende hissetmezsiniz kendini. Şu anda Türkiye böyle bir durumda. Çoğu, bölgedeki insanların çoğuyla kavgalı. Burada akıllı kimse ne yapar? Dostlukları artırmanın yoluna bakar bireysel. Yani iyi ilişkiler kurarak 1-2 kişiyi 3-5-10 kişiye çıkarmaya çalışır. Yani şu anda bu bir şey apartman metaforuyla yaklaşırsak Türkiye'deki politika üretenlerin buna önem vermesi yani stratejik olarak bunu düşünmesi şu anda Türkiye'nin en büyük ihtiyacı. Bir diğeri de şu anda liderlik önemli. Şimdi yani yöneticilik de böyle politik yöneticilikte de öyledir. Bu ticarette de öyledir. İki türlü şey vardır ticarette. Biri satranç oyunlar gibidir. 5-6 hamle, 8 hamle ilerisini düşünürsün. Adımını atarsın. Yani istişare ederek gidersin. Temkinli gidersin. Diplomatik şey işte şu anda klasik standart olan bu. Bu. Ama bazı insanlar mesela poker oynar gibi yapar. Oynarlar. Poker oynar gibi. Mesela bunun geçip tarihteki örneği Napolyon, Hitler, İskender. Poker oynar gibi siyaset kararlar veriyorlar. Bir savaş çıkarıyorlar, kazanıyorlar. Savaş çıkarıyorlar, kazanıyorlar ama sonra tepe üstü gidiyorlar. Yani pokerde biliyorsun kumardır. Kumarda şahıslar kazanmaz, kasa kazanır hep. Yani onun için poker oynamak çok risklidir. Yalnız bunun bazı bir şey örnekleri var. Satrancı poker gibi oynamak.
Bu da çok ayrı bir şans, biraz şans, biraz zeka işi. Mesela bunun bir örneği Mustafa Kemal'dir. Şey ne olmuş? Kurtuluş Savaşı'nda bakın çok şey örnektir. Bir Sakarya Savaşı'nda biliyorsun sigarasını atıyor, atın ayağına geliyor, at ürküyor ve göğüs kırıyor. Doktorlar diyor ki o zaman sakın kımıldamayacak, ata binemezsin diyorlar. Fakat tam Sakarya Savaşı öncesi. Şey düştü, ata binemiyor, komutan yaralandı dediği zaman bütün ordunun morali bozulur, savaş tersine döner. Yani bütün doktorların söylemesine rağmen sırtına tahta bağlatıyor, sardırıyor, ata çıkıyor. Ve savaş o şekilde, yani savaşın sonuçlanmasında büyük bir kuvve-i mane uyuyor. Aynı şey Hatay krizinde de oldu. Hatay krizinde hasta, siroz hastalığı yatıyor 37'de. O dönemde bütün gazeteler, Avrupa'daki gazeteler hasta iyileşmez diye haber çıkmış. Fakat Hatay krizi var. Bu ne yapıyor? Trene biniyor, Hatay'a gidiyor, 30 bin kişilik orduyu topluyor. Orada yani gövde gösterisi yapıyor. Biz güçlü olduğumuzu göstermek zorundayız diyor ve ondan sonra Hatay krizi lehe dönüyor. Şimdi bak bu bir liderliktir. Aynı liderliği şimdi de ihtiyaç var. Bu tabii yani bu liderlik çok istişareye dayanacak ama cesaretli, dirayetli ve cesaretli bir liderlik olacak. Böyle durumlarda doğru çıkışlar yapılırsa şu an mesela 2007'deki derin devletle mücadelede bu liderlik gösterildi. Ve onun üzerine Yaşar Büyükanıt'ın tek yapacağı şu kalmıştı. Sözlü uyarıda bulundu. Yazılı uyarıda bulundu biliyorsun şeyden önce. Sözlü uyarı basına söyledi. Yazılı uyarı e-muhtara verildi. Ondan sonra fiili uyarı geliyordu. Şu anda darbecilerin en çok kızdığı kişi Yaşar Büyükanıt'tır. O zaman niye darbe yapmadı diye. Çünkü darbenin altyapısı hazırdı o zaman. Daha kolaydı, yapabilirdi. Yapmadı diye kızıyorlar ona. Bunun gibi o dönemde o riskli kararı verdi ve Türkiye'nin lehine döndü. Bu aslında çok rasyonel değil o zamanki şartlarda ama gerekliydi. Yani satranç oynayan bir kimsenin zaman zaman cesur adımlar atması gibi. Şimdi şu anda da o zaman Türkiye derin devletine mücadele vardı. Şimdi dünya derin devletiyle mücadele var. Bunun için Türkiye'nin bazı güçleri yanına alması önemli. Bunu alarak o şeyi bunun için çok ustaca tek başına yapamaz bunu. Yani ustaca bir grup liderliği yapacak, ikna edecek. Mesela İran'ın ikna olması, Rusya'nın ikna olması, Katar. Yani şu anda ona doğru da gidiyoruz. Yani bir bölgesel bir güç oluşturup oradan dünyadaki dünya derin devletini, dünya ben süper gücüm, dünya istediğin gibi nizam veririm diyenleri mesela demokrasi diye Afganistan'a girdi, darma duman oldu. Irak darma duman oldu, Suriye darma duman oldu. Yani ABD'nin girip de karıştırmadığı yer yok. Yani bu çok açık bir kanıtı artık. Bu durumda o, yani bu kadar açık bir yani 15 Temmuz'un arkasında onun şeyin olduğu çok belli. Yani NATO'daki yani şu anda NATO'ya artık subay gönderilmez. Yani NATO'ya subay gönderirsen ahmaksın. Yani yılanın aynı delikten iki defa ısırmaktır bu. Nasıl ya da seçerek göndereceksiniz, iterek göndereceksiniz. Şimdi böyle bir NATO'ya nasıl güvenirsiniz? Şimdi bu NATO krizini düşünün. Şimdi Norveç'teki NATO krizi bir bence proje kriz. Tesadüfi değil. Yani birisinin orada münasebetsizliğiyle NATO'ya girecek. Orada bunları hazırlayan, yani oradaki iki tane görevli sivil memur bunu tesadüfen koydu. O yani bir askeri yapının işleyişini bilen bir kimse buna inanmaz. Ya burada oranın Norveç'in Genelkurmay Başkanı görevden alınmadıkça özür olmaz. Görevden alınmazsa o bu demektir ki bu yukarıdan olmuş bu kriz. Ancak Milli Savunma Bakanı yahut da Genelkurmay Başkanı görevden alınırsa o zaman ya yani bir kişinin hiyerarşi içerisinde olmamış bir şey değil o zaman düşünülebilir. Ya yani bu nedenle bu bir şeydir. Yani bir bence öncüldür. Bir Türkiye'nin daha radikal kararlar vermesi gerekiyor. Yani şu anda artık şeyin dışında işte S-400 füzeler alındı vesaire. Türkiye'nin daha radikal kararlar vermesi ama bunu verirken çok muhakkak ciddi bir yani böyle yani şimdi Ankara'da bazı şeyler var böyle yani hamaset ve siyaset yapmak isteyenler.
siyaset hamasetle olmuyor, diplomasiyle oluyor. Muhakkak yani diplomatik dili kullanarak ve diplomatik yöntemleri kullanarak bir bölgesel güç oluşturmak gerekir. Yani o dönemde bunu yaparak rahatlıkla böyle bir durumda oyun bozulacak. Yani güreşte biliyorsun zor oyunu bozar. Burada da bir zor oluşturmak gerekiyor bu oyunun bozulması için. Bunun içinde ve en önemlisi de şeyin, bak şu anda teröre karşı İslam İttifakı diye bir ittifak var. Suudi Arabistan toplantısı oluyor. Bu ortaya bu çok büyük bir fırsat. Bu ittifakın içerisinde bunu bütün şeyle yaşamasını sağlamak gerekiyor. Terör gibi gerekçeyle burada yani biz şeyin bak cumhuriyette hep şey söylenir. Cumhuriyette İngilizlerin İstanbul'u işgal etmesini ne önledi diye söylenir. Hiç Anadolu'daki hareket önlemedi onu. Anadolu'daki hareket İstanbul'u kurtarmadı. İstanbul'u kurtaran, İngilizlerin geri çekilmesini sağlayan Hindistan'daki Müslümanlar oldu. Hindistan'da bütün Müslümanlar ayağa kalktı. Halifelik elden gidiyor diye. Ve onu yani şeyden Hindistan'dan gelen baskı üzerine İngiltere o Hindistan'ı kaybedeceğiz diyerek İstanbul'da şey yaptı. Halifeliğe saygı gösterdi. Basmadı mesela işgal ettiği halde Topkapı Sarayı'na ya da Dolmabahçe Sarayı'na halifenin şahsi şeylerine hiç dokunmadı. Halbuki Abdülhamid'in bütün eşyalar yağmalanmıştı iddiatçılar. İngilizler yapmadı. Niye yapmadı? Saygı duyduğundan yani kibarlığından mı? Tam da Hindistan'daki Müslümanların etkisiyle. Biz şu, onun için bütün dünyadaki bizim dostumuz Osmanlı coğrafyasındaki devletleri yanımıza almamız lazım. Osmanlı coğrafyasını yanımıza almayı başarırsak bu kolay değil. Söylemek kolay da bu bize oluşturacak bölgesel bir güç olarak bütün dünyada bir kere şeyden başlamak gerekiyor. İşte Orta Asya'dan, Rusya'dan yani kendi ırk yakınlığımız olan kişilerden başlamak. Onlarla ciddi yoğun diplomasiler oluşturmamız gerekiyor. OECD tarzında daha önce de mesela Bağdat Paktı biliyorsunuz. Menderes'in başını yiyen Bağdat Paktı'dır. Yani o dönemde ayrı bir güç oluşturuyor diye. Ama şu anda başka çare kalmadı. Yani o zaman kafa tutma gücü yoktu Türkiye'nin ama şu anda var. Yani şu anda rahatlıkla yani özgüvene ihtiyacımız var bizim şu anda. Daha önce kendi silahımız kendimiz üretmeye ihtiyacımız var. Ve o konuda çok önemli. Mesela Aselsan'ın şu anda borsada şeyini düşünmeye başladılar. Yani önemli işleri yapmaya başladığı zaman borsayla Aselsan'ı yıkmaya çalışıyorlar yani borsa oyunlarıyla. Onun için bütün bunlar yani bir şekilde yani siyasette yani siyasette yapılan işler birse psikolojik etkisi beştir. Psikolojik etkisinde de cesur siyaset önemli. Yani şu anda bu konuda Türkiye şanslı bir dönem fakat bu riski de beraber getiriyor. Onun için muhakkak artılarıyla eksileriyle danışarak hareket edilmesi ve bütün yani mesela Osmanlılar savaşa giderken divan oluştururlarmış. Divanda her türlü eleştiriler, ağır konuşmalar olurmuş. Ondan sonra kararlar verilmiş. Yani divanda herkes peki padişahım diyen insanlar yokmuş. Yani istişare diyorsunuz. İstişare. Siz. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Nevzat Hocam o kadar önemli şeyler anlatıyorsunuz ki ben yani ağzım açık dinliyorum. Kusura bakmayın araya da girmiyorum. Belki birazcık nokta nokta gidiyorsunuz. Farklı farklı yerlere değinerek gidiyorsunuz ama yani ben kaçmaması gereken bir yayın oluyor. Onu altını çizeyim. Çünkü 2007 ile ilgili öyle şeyler söylediniz ki böyle bir durdum açıkçası. O yüzden devam edeceğiz. Bir reklam arası vereceğim eğer izin verirseniz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la birlikteyiz. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörüyle birlikteyiz. Aslında ilginç. Bugün birazcık eğitim, üniversite, aile, gençlik gibi kavramlar üzerinde duracaktık ama hocamı da bulmuşken yani Amerika Birleşik Devletleri'ne, NATO'yu, FETÖ'yü İslam coğrafyasında ne yapılması gerektiğini, Türkiye'nin içinde bulunduğu tehlikeleri ve bu tehditlere karşı nasıl baş etmesi gerektiğini birazcık siyaset psikolojisiyle aslında değil mi hocam? Değerlendiriyoruz. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Çünkü cesur siyaset olması lazım dedi. Hamasete yer yok dedi hocam. Ve bunu yapabilecek bir Türkiye ve Türkiye'de bunun bir liderliği mevcut mu diye soracağım Nevzat Tarhan'a kısa bir reklam arasından sonra.
Pazar manşeti canlı yayın Akit TV ekranları. Konuğum Profesör Doktor Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü ile birlikteyiz. Yönetmenimiz Umut Hamurcu iletişim bilgilerini ekrana verdi. Twitter hesabı ekranda. Twitter hesabı Fatin Dağıstanlı. Sizlerden gelen soru, yorum, görüş, değerlendirmeleri de vakit el verdiğince Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamıza sormanın gayreti içerisinde olacağım dedikten sonra ilk bölümde birazcık dünyadaki ülkelerin psikolojilerini okumaya çalıştık ve Türkiye'yi dış dünyanın nasıl köşeye sıkıştırma mücadelesini anlamaya çalıştık ve Türkiye'nin de bu sıkıştırmadan nasıl çıkabileceğine, nasıl çıkması gerektiğine dönük değerlendirmelerde bulundunuz hocam. Hemen cesur siyaset dediniz ve hamasete yer yok, diplomasi şart dediniz. Evet. Bu konuyla ilgili ama eğer biraz konuyu yumuşatayım, yakınızda Üsküdar Üniversitesi'nin şeyi var herhalde, rozeti var. Yalnız uzaktan göremiyorum ben onu. Bir deniz var herhalde orada. Kız Kulesi. Kız Kulesi mi var hocam? Kulesi. Uzaktan göremediğim için biraz önce de soracaktım. Şimdi sormuş olayım. Eğer yönetmen arkadaşım da verebilirse hocamın yakasındaki rozeti sevinirim. Üsküdar Üniversitesi'nin rozeti. Hocam hemen birazcık da üniversiteyle ilgili bir iki cümle söyleyin. Hemen o ağır konulara tekrardan gireyim ben. Tabii. Nasıl gidiyor üniversite? Üniversitemiz 16 bin öğrencimiz var. Üsküdar'da. Bu Sağlık Bilimleri Fakültesi var. Sağlık Meslek Yüksek Okulu var. Ayrıca da İletişim Fakültesi var. 1200 civarında öğrencimiz var İletişim Fakültesi'nde. Mühendislik Fakültesi var. Yazılım, bilgisayar, biyomühendislik, moleküler biyoloji, genetik var. İnsan toplum bilimlerinde psikoloji, sosyoloji, felsefe, uluslararası ilişkiler, siyaset bölümü var. 5 tane doktora programımız var. 5 yıllık üniversiteyiz yani. 4 yıl aslında. 5. yıl bu sene oldu. 2012'de ilk öğrenciyi almıştık. 5 tane enstitü var. Türkiye'de ilk defa adli bilimler lisans programını başlattık. Adli bilimler yüksek lisans programımız vardı zaten. Yani adli bilimler, hatta biz programı başlattıktan sonra o dönem Adalet Bakanı geçtiğimiz yaz sanki Bekir Bozdağ'da 81 ilde adli tıp kurumu kuracağız dedi. Tam oradaki öğrencilere meslek, ciddi bir meslek alanı, işte fizik ihtisas, kimya ihtisas, yani DNA analizi yapabilen, olay yeri incelemesi yapabilen kriminalist yetiştirecek. Bu şey Türkiye'nin dünyada lisans seviyesindeydi eğitim. Türkiye'de de bunu açılmış oldu. Bundan sonra büyük ihtimalle yayılacak daha başka yerde. Yani üniversite olarak ve en önemlisi Ar-Ge odaklarımız ilginç. Biz geçen sene 2020 G20 toplantısına şey yaptık. 3 senedir katılıyoruz. İlk 2015'te Antalya'da yapılan G20'ye kapıldık. Daha sonra Çin'e, geçen sene de Hanover'de, Hamburg'da yapıldı. Ona katıldık. Orada ABD'nin başlattığı İki defa da parlamentoda konuşma, özel bir komite kuruldu. O komitede üniversiteden temsil edildik, konuşma yaptık. Neuroscience 20, G20 yaptık. Hocam şunu merak ediyorum. Bütün bu biraz önce anlattıklarınız, yani ilk bölümde anlattıklarınızı, 16 bin öğrenci dediniz. Evet. Yanlış anlamadım değil mi? Büyük de bir rakam bu aslında. Yani birçok ilçeden, birçok kasabadan büyük bir rakam bu aslında, evet. 16 bin. İstanbul gibi bir yerde sadece 16 bin öğrenci büyük bir rakam. Nasıl anlayabiliyorlar mı? Yani üniversite gençliği o sizin anlattıklarınızı kavrayabiliyor mu? Yani dünyada ne oluyor? Küresel dünyada ne oluyor? Avrupa'da ne oluyor? Orta Doğu'da ne oluyor? İslam coğrafyasında ne oluyor? Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de neyin kavgası veriliyor? Türkiye'deki kavganın bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu, Batı'nın, Washington'ın, Tel Aviv'in, Londra'nın, Paris'in, NATO'nun merkezi, Brüksel'in Türkiye'ye dönük baskılarının ne anlama geldiğini anlayabiliyor mu? Yani ilginç, şu andaki gençlik çok depolitize. Yani sadece bizim üniversitede, bütün üniversitelerde depolitize. İyi mi kötü mü ayrı bir konu ama sonuçta yani politikadan çok kişi, yani gençler ellerinde akıllı telefon ve sosyal medyayla ilgili ciddi bir, yani öyle bir, yani bizim öğrencilik yıllarımızda gençliğin şöyle vardı, bir sosyal hedefleri vardı. Sağcı veya solcu, hangi dünya görüşünde olursa olsun toplum için bir şey yapmalıyım diyordu insanlar. Yani şeyler böyle
zevk peşinde koşanlar futbolcu diye deniliyordu, azınlıktaydı onlar. Hı hı. Yani şimdi böyle bir şeyde dönemden şimdi bakıyorsunuz gençlerin büyük çoğunluğu şu anda sosyal idealler, sosyal hedeflerden uzak. Sadece ego idealleri, bireysel hedefler var. Hı hı. Evim olsun, arabam olsun, yani şuum olsun, buyum olsun diye kendi hayat felsefelerinde bu önceliklerde. Bu aslında Hollywood kültürü, bütün popüler kültür, bütün dünyaya bunu yaptı Hollywood. Yani şimdi onun önem ve öncelikleri işte moda takip etmek, fiziksel görünüm sahibi olmak, ünlü olmak, varlıklı olmak, zengin olmak, birçok şuna buna sahip olmak gibi böyle somut hedefler veriyor. Soyut hedefler vermiyoruz gençlere. Aslında sağcı ve solcu da kalmadı herhalde. Kalmadı tabii. Değil mi? Yok, yani... Sağcı solcu yok. Hiç gençlerde ciddi yani yapılması istenen hani Franco'nun toplumu gençleri depolize etmek için geliştirdiği 3F formülü vardı. Futbol, hı-hı, film, festival. Hı-hı. Bununla onun için bu futbolda, filmde, festivalde İspanya'da bayağı şey güçlü bir sanayisini oluşturmuş. Ben bunu konferansı bir yerde verdiğimde arkadan bir mail attı gençlerden birisi. Dedi ki 3F değil 4F hocam dedi. Ne dedim? Facebook dedi. Hı hı. Yani sosyal medyada şu anda futbol film festivalin 4F'si olarak gençleri oyalıyor. Hı hı. Yani hayatın gerçeklerinden kopuk bir gençlik var bu. Hı hı. Ama yani şu anda öyle bir şey ki şimdi mesela Suriye gençliği böyle mi, hayatın kopuk mu? Değil. Çünkü can derdindeler, hı hı, ve başlarına gelenleri sorguluyorlar. Yeni Suriye'den çıkacak. Biz de eğer gençler aklını başına almazsa biz de Suriye gibi olacağız. Yani şu anda bak G20 toplantısından bahsediyordum geçen Hamburg'da. O toplantıda konuşurken oradaki konuşmacılardan birisi yani sohbet esnasında dedi ki ya biz dedi Türkiye'nin birkaç sene içerisinde Suriye gibi olacağını öngörüyoruz dedi. Düşün ya, bunu ciddi ciddi bir akademik toplantı, hani siyasi bir toplantı değil ama sohbet esnasında böyle diyor, böyle bir algı oluşuyor. İşte NATO'daki hedef tahtasına hem Gazi Mustafa Kemal'in hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konulmuş olması aslında Türkiye'nin NATO'nun da hedefinde olduğunun en açık göstergesi. NATO'nun bilinçaltı çıktı ortaya. Evet. Çıktı ya, bu tamamen hani Freud rüyalar için der ya, sürçü lisan için der ya, sürçü insanın %50'si gerçektir der. Eğer bu sürçü lisan gibi olduysa bile %50'si gerçektir bunun. Bence iyi oldu. NATO'yu yani anlatmakta, yani NATO'nun gerçek NATO'nun ne olduğunu, yani bizim, yani NATO bizim içimize girmiş bir tümördü. Tümör. Bu tümör 15 Temmuz'da çıktı ortaya. Daha önce sinsiydi bu. 15 Temmuz'da patlak verdi. Yani fark ettik. Bu yeni olayla da bu tümörün şey ölmediğini gösteriyor. Var. Bu tümörün daha hala yaşadığını gösteriyor ve orada yani bu bir şekilde NATO'nun içerisinde Türkiye'ye bir yamuk yapmak isteyen böyle şey yapan bir plan var. Hı hı. Tesadüfi değil. Yani onun için bunu tesadüf demek saflık olur. Bu NATO'nun bunun yapması bir şey. Yani NATO'da şimdi bir görünen NATO var, bir de gizli NATO var. Pentagon farklı. Hı hı. Yani Pentagon derin, Amerikan derin devleti Pentagon şu anda. Yani Trump'ı da hizaya getirdiler. Hı hı. Trump'ın önce söyledikleriyle şimdiki farklı. Hı hı. Yani önce bütün dünyaya darbe yapma, bizim hakkımız yok. İçine kapanacaktı Amerika, Trump'ın söylemlerine göre, seçimden önceki söylemlerine göre. İçine kapanacaktı ve kendine çalışacaktı. Şimdiki Trump'a bakıyorsun, şey tamamen dünyayı daha fazla karıştırmaya yönelik. Yani Pentagon Trump'ı hipnotize etti şu anda. Onun için yani hiç şey yok. NATO'da benzer şekilde hareket ediyor. Fakat burada tabii biz doğru davranırsak, bak ilkeli davranırsak, hiç ummadığımız yerde, öngörmediğimiz şekilde kaderin yardımları oluyor. Kaderin yardımları oluyor. Nasıl oluyor? Yani tarihte bunun örnekleri vardır. Türkiye sıkıştırdıkları zaman, yani mesela şeye kadar geliyor işte, Balkan Harbi çıkıyor. İttihat Terakkiciler bütün Balkanları karşısına alıyor, birleştiriyorlar. Tam Ayas Stefanos'a geliyor, İstanbul girecek artık ya, Yeşilköy'e gelmişler. Rusya müdahale ediyor, İngilizler durmak zorunda kalıyorlar orada. Rusya'nın müdahalesi. O zaman. Yani Rusya müdahalesi olmasa Osmanlı Balkan Savaşı'nda bitecekti yani. Yani bu yani öyle durumda. Şimdi burada da biz hani hep söyleniyor ama bunu tabii ispat etmek zor. Yani şeyde 15 Temmuz olurken yani istihbaratın Rusya'dan gelmediğini söyleyebilir miyiz? Yani Cumhurbaşkanı uçağının düşürülmemesinin
Rus uçaklarının korumasıyla olmadığını söyleyebilir miyiz? Yani bunlar ciddi şeyler yani. Yani bu konuda da Rusya'nın kader görünmeyen bir şekilde birilerine yardıma gönderiyor. Biz doğru davranalım. Yani bütün iş ilkeli davranalım. Yani siyaset böyle durumlarda satmasın millet, milli iradeyi. Aslında bir örnek verdiniz hocam. Yani bir apartmanda 10 daireli bir apartmanda 8 dairesiyle kavgalıysanız siz nasıl o dairede kendi güvenliğinizi sağlamış hissedeceksiniz dediniz. Aslında önce evin içindeki kavgayı bitirmek birazcık da gerekiyor değil mi? Evet. Yani siz kendi evinizin içinde kavgalıysanız komşular, size düşman komşularınızla ya da dünya ülkeleriyle nasıl baş edeceksiniz? Niye Türkiye'de bu yerli ve milli politikalar ışığında birlikte hareket edilemiyor? Bunu neye bağlıyorsunuz siz? Şimdi bu da aslında siyasetteki yani bence toplum şu anda hiç Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar bu dış olaylar, hele bu NATO olayından sonra birlikte hareket etmeye çok yaklaştı. Hı hı. Yani böyle durumda Türkiye'de yani yöneticilerin, lider durumdaki kişilerin o asgarilerde birleşmesi lazım. Azamilerde değil. Yani şimdi bir iki türlü iletişim dili vardır. Birisi karşı tarafta savunma duygusu yandırır. Sen şöylesin, sen böylesin. Sen zaten işte mesela diyelim ortak bir değerimiz olan bir konuda bile suçlayıcı ve yargılayıcı yaklaştığın zaman suçlanıp ve yargılanmanın öyle olduğu zaman insanlar sevmeye zaman bulamazlar. İyi yani suçlama ve yargılanma varsa insan beyni öyle çalışır. Kendini tehdit altında hissettiği zaman pozitif davranamaz. Hı hı. Savunma duygusundadır. Her şeyi tehdit olarak görür. Ormanda gidiyorsunuz. Yani her an bir yılan çıkacağını düşünürseniz silahınız devamlı tetikte durmanız lazım. Güvende olduğunuzu hissederseniz silahınızı koyarsınız yerine. Şimdi şeyde de toplumda da yani devamlı bir gerilim politikalarının olması, kutuplaşmanın olması hep karşı tarafta suçlayıcı, yargılayıcı tutumlar oluyor. Siyasette bütün taraflar için geçerli bu. Yani birisi siyaset gerilimden besleniyor. Mesela kendi takipçilerini konsolide etmek için yapıyorlar daha çok siyasetçiler. Ama kendi takipçilerini konsolide etmeye çalışırken karşı taraf da konsolide oluyor. Şimdi bir apartmanda, güzel söylediniz, apartmanda huzur sağlamak istiyorsak önce dairenin içerisinde huzur olacak. Dairenin içerisinde huzur olması için burada liderlik önemli. Liderin psikolojik üstünlüğü vardır. Liderin psikolojik üstünlüğü olduğu için yani Edebali'nin dediği gibi yani insanlar muhalefet söyleyecek, kızacak, ağzından geleni söyleyecek. Lider bunlar hazmetmek zorunda. Liderlik. Eğer bunlar hazmeder ve ona rağmen kucaklayıcı davranmayı başarabilirse içeride huzur gelir. Çünkü şu anda iç barışı sağlamak için şartlar çok müsait şu anda. Ne yapacak çünkü mesela? Dıştan yani kapıya dayanmış bir şey var, tehlike var. Bu durumda geçici olarak insan bir köyde bile dışarıdan düşman geldiği zaman kavga eden biriler birleşir köyde. Ondan sonra düşman gittiğinde tekrar kavgaya devam ederler. Yani şu anda böyle durumlarda gidip de karşı tarafın damarına basmasın siyasi. Ama hocam şimdi tabii burada şu durum önemli. Lider deyince şu anda aklımıza Erdoğan geliyor. Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Kılıçdaroğlu. Hayır, diğerleri için de söylüyoruz ama en azından kucaklayıcı olması gereken başta olandır. Daha da önemlisi o. Şimdi 29 Ekim resepsiyonu külliyedeydi. Şimdi ben şöyle bir baktım mesela külliyedeki fotoğrafa. Ben de Akit TV Ankara temsilciliği adına gittim resepsiyona. Orada gördüğüm fotoğraf şuydu. Yani neredeyse büyük çoğunluğu yani orada bir sandık konulsa AK Parti'ye oy vermeyecek olanlar daha çoğunluktaydı. Şimdi Erdoğan ne yapması lazım diye de düşünüyorum diğer taraftan. Yani bir sandık konulsa oradaki külliyedeki 29 Ekim resepsiyonunda ben iddia ediyorum orada AK Parti %50 barajını geçemezdi. Şimdi Erdoğan bunu yaparken ama aynı Kılıçdaroğlu o külliyedeki resepsiyonda yoktu mesela. İşte burada yani tahammül etme görevi liderde. Yani o bir şekilde... Yani şimdi bak bir ikili konuşmalarda ben meclise gittiğimde onu görüyordum böyle. Ya kuliste muhalefet milletvekilleri o kadar muhabbet ediyorlar, şakalaşıyorlar. Neredeyse parmak atıyor affedersin birbirine. Fakat kürsüye çıkınca
Farklılaşıyorlar. Şimdi televizyonda konuşurken liderler farklı, orada farklı. Ya da aynı şey televizyondaki tartışmacılar aynı, arasında olmuyor mu? Olmuyor. Yani tartışıyorlar ama kulise girdiklerinde birlikte kol kola girip gidiyorlar. Oradaki ikili ilişkilerdeki muhabbeti, sıcaklığı televizyonda yansıtsınlar ya. Zor, çok mu zor? Mesela oradaki şey sizin dediğiniz yansımıyor bu televizyonlara. Meydanlara yansımıyor. Yansıması Türkiye şu anda Türkiye'yi psikolojik krize sokuyorlar. Bak Türkiye bu kadar şey olduğu halde dolar fazla yükselmedi. Yani hep bekleniyordu ki Türkiye'de bir 2001 gibi bir şey olsun. Olmadı yani. Demek ki siyaset parayı iyi yönetiyor şu anda. Bu güzel, iyi bir şey. Yani şu anda yani krizin psikolojik boyutu da giderilirse yani emin ol Türkiye bu süreci daha iyi yönetmiş olur. Yani kriz yönetimi burada çok önemli şimdi. Kriz yönetiminde biliyorsunuz trafik kazası olur yolun öbür tarafında. Yolun kaza olmayan tarafında trafik tıkanır. Niye tıkanır? Tamamen psikolojik etkenlerle, merakla ne oluyor diye. İnsanlar yahut da yapacağım bir şey var mı diye hani belki iyi niyetle. Yavaşlar, kaza yeri içinde arabalar hızlanır tekrar. Bu tamamen krizin psikolojik boyutunu gösteriyor. O krizi yönetenler ne yapar o anda? Ya polis gelir ya gayet soğukkanlı hareketlerle bir şey yok, yaralı yok, tehlikeli bir şey yok der. Hemen orayı dağıtır. Onu polisin rahat olduğunu görünce herkes yoluna devam eder. Yani şu anda da aynı şekilde Türkiye'de ya krizin bir fiziki kriz varsa 9 psikolojik krizi var. Psikolojik krizi yönetmek için emin ol liderlerin şu anda her şeyden daha çok hele bu NATO bu Norveç olayından sonra daha çok yani muhalefet de şu anda iyi bir tepki verdi. Yani bu böyle bir durumda toplum birlikte hareket edileceğini görmesi işe yarar. Ama şu anda. Yani muhalefet de iyi bir tepki verdi diyorsunuz ama 15 Temmuz Fethullahçı terör örgütü ve NATO ya da Amerika işbirliğiyle gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminden sonra da muhalefet benzer bir tepkiyi vermişti. Ama çok kısa süre sonra farklı bir noktaya evrildi. Ben orada kusur muhalefette değil. Kimde? Psikolojik üstünlük kimdeyse onun bunu yapması lazımdı. Muhalefette zıtlaşmayacak. Muhalefette oturup konuşacak, tartışacak ama ipleri koparmayacak. Kapıları, köprüleri atmayacak. Muhalefette köprüleri atarsanız bu sistemin adı demokrasi olmaz. Muhalefette köprüler, duvar örülmeyecek, köprü kurulacak muhalefetle. Bu muhalefet çünkü farklı şeyi söyleyen kimse. Niye demokraside eleştirisellik vardır, hesap verebilirlik vardır, muhalefet kutsaldır. Yani İktidar Partisi'nden sonra muhalefet partisi protokolda sırada o gelir. Bütün hepsinden önce gelir. Çünkü muhalefet demokrasinin kutsalıdır. Muhalefet yani liderlerin hata yapmasını önlemek için vardır. Sorgular, eleştirir, çatır çatır söyler. Ona, fakat bu demektir ki muhalefet, muhalif demek düşman demek değildir. Muhalefet ayrı, düşmanlık ayrı. Biz muhalefeti düşman gibi görüyoruz. Yani muhalefetle bir şey tartıştığımız zaman yani muhalefetin bir olumlu hareketini söylesek ya sen nasıl bunu sanki Yunan ordusunu savunuyor gibi sen nasıl savunursun deniyor. Ya bir insan tamamen kötü de olmaz, tamamen iyi de olmaz. Bir insanın iyi tarafları da vardır, kötü tarafları vardır. Siyasette de öyle, muhalefette de öyle, iktidarda da öyle. Yani böyle durumlarda muhakkak yani diyalog, bak 12 Eylül'den önce her şeyden, hepsinden önce diyalogsuzluğun bedelini ödedik. Yani şu anda siyasette de diyalog, 2007'de eğer 2007 krizini iyi bir açtıysak biz, o zaman derin devlete ders verebildiyse Türkiye siyaseti diyalog sayesinde verebildi. Diyalog el tuttu, karşı taraf elini çekti. Ama böyle durumlarda toplum nazarında yani yapıcı olan taraf gözüktü. Yani o zamanki siyasi iktidar gözüktü. Aynı şey şimdi de gerekiyor. Ya yani burada yani siyasi böyle yani hoşa giden toplumların kalabalıkların egosunu hoşlayan söylemlerle değil, hamasetle değil ama stratejik akılcı stratejilerle, diplomatik dillerle yani sonuç almak gerekiyor. Yani bu da zor değil. Yani muhalefet, yapabilecek bir liderlik var Türkiye'de. Var. Muhalefet kaçsa bile siz diyorsunuz ki tabii. Muhalefeti o külliyeye sokacaksınız. Tabii ya. Masaya oturtacaksınız. Konuşacaksınız, anlatacaksınız. Anlamadığını iç kamuoyuna göstereceksiniz. Tabii. Yani muhalefet geldiği zaman da bak nasıl ben seni buraya getirtirim demeyeceksiniz. Damarına basmayacaksınız adamın.
Yani şimdi bu şekilde yani ama ben farkına bakıyorum. Yani böyle Ankara siyasetinde gerilimle beslenen kişiler var. Gerilimle. Onlar böyle ılımlı politikaları sabote ediyorlar. Halbuki biz kendi içimizde ılımlı politikalarla diyalog içerisinde ilerlemezsek böyle bir durumda eğer bir bedel ödenecekse bunun yani ileride keşke böyle yapmasaydık. Keşke yani, muhalefetle diyaloğu daha akılcı bir diyalog kutsaydık. Hissi değil, akılcı diyalog lazım. Şu anda hissi gidiyor. İktidar muhalefet ilişkileri hissi gidiyor. Akılcı gitmesi gerekiyor. Kar zarar analizi yapılır, masaya yatırılır. Oturulur, konuşulur. Yani haklıysa kabul edilir, haksızsa hayır denir ama oturup konuşulur. Yani konuşulmayan yerde, tartışılmayan kararların alındığı yerde her zaman kısa vadeli rahatlık oluyor, orta ve uzun vade kaybediliyor. Yani evet. Bunun için de o zaman aile içerisinde huzura ihtiyaç var. Evet. Yani muhalefet düşman değil. Evet. Muhalefet sadece farklı düşünen kişi. Evet. O zaman hemen şu Devlet Bahçeli'nin bir psikolojisini bir şey yapın, analiz edin. Ben onun... şahıs psikolojisi yok yani. Yok benim mu? Kitabımda hayır, yok. Hayır, yani onun yani. Davranışları, duruşu, çünkü iktidar muhalefet yaptınız. O yüzden söylüyorum. Yani onun siyasi harekete bakışı, AK Parti ile birlikte hareket etmesi mesela nedir? En samimi siyasetçi bence Bahçeli. Çok samimi. Daha önce HDP'ye destekledi diye ağzına geleni söyledi iktidara. Şimdi HDP'den uzaklaştı, milli değerlerimizi koruyor diye. Şimdi de şeyi samimi bir şekilde şimdi iktidarın yanında. Bence yani geçmişte böyle dedim deyip tükürdüğüm yalamam demedi. Bu çok açık dürüst bir politika. Yani onun için Bahçeli çok daha şeffaf yani siyasette şu anda birçok yani siyasi renklerin içerisinde. Yani onun için de yani ona saygı duymak gerekiyor Bahçeli'ye. Yani böyle yani prensipli adam, prensiplerine uyulursa şeyin arkasında oldu. Bu da tabii yani Türkiye'de tabii şu anda ittifaklardan konuşuluyor siyasi anlamda. İttifaklar konuşuluyor. Belki öyle ittifak dönemi başlayacak. Yani zaman ne gösterir ama toplumda kalbi kırık insanlar var bak çok fazla. Toplumda. Yani şimdi biliyorsunuz bir şey vardır. Psikolojide iki tane tabir vardır. Bir nepotizm, diğeri de favorizm. Nepotizmde şey vardır. Yani kişinin çıkarı olan kişileri koruması. Mesela bunun bir örneğini Hazreti Osman örneği. Hazreti Osman bak aşırı mübeşşireden, Hulefai Raşidinden. Fakat Mervan'ı korudu akrabası diye. Ona Hazreti Ali gidip söylüyor ya böyle yapıyorsun bu adil değil falan diye söylediği zaman ben Hazreti Peygamber'den akrabaya iyi davranmayı gördüm, öğrendim diyerek onu savunuyor ve ondan fitne öyle çıktı şeyde o dönemde ki Hazreti Osman gibi bir kimse fitneyi önleyemedi, göremedi ve onu düzeltecek şeyler yapamadı. Mesela favorizm de şöyle sevdiklerine kayırma yapmak, koruma yapmak. Bu toplumda adalet duygusu zarar görüyor. Adalet duygusu zarar gördüğü yerde orada huzur kaçıyor. Yani bir aile de düşün. Yani çocuklardan birini fazla kollarsan ne olur? Mesela Hazreti Yakup biliyorsunuz. Büyük peygamber. Ama Hazreti Yusuf'u fazla seviyor ve bu sevdiğini belli ediyor. Sevdiğini belli ettiği için diğer çocuklarda ona karşı kıskançlık gelişiyor ve fitne çıkıyor orada. Veya Hazreti Yakup'un imtihanı böyle başlıyor. Yani sen bir çocuklarını çok birini az seversin orada fitne çıkar. Toplumda da şu anda bu sadece siyasette değil, bir şirket yönetiminde de böyle. Ailede de böyle. Yani burada bu sevgiyi de adil paylaşmak gerekiyor. Yani insan ilişkilerinde kaynakları paylaşırken, kaynakları yöneterken hakkaniyete ve adalete uygun yönetmek gerekiyor. Bunu yapmadığımız zaman orada muhakkak şey olur. Yani insanlar kendisinin dışlandığını hisseder. Hatta bırakın adaleti, birine selam verme, birine selam ver, bitti. O bir anda küser sana. Yani işte siyaset onun için gerçekten yani bu zamanda yani hadi adaleti mahzadan vazgeçtik de adalet izafiye var. Adalet izafiye de mevcut olan için en iyisini yapabilmek. Adaleti mahza zaten şu anda Türkiye ne kadar buna layık o değil. Yani toplum olarak ona belki layık değiliz ama hiç olmazsa mevcudun içerisinde en iyisini yapabilmeye çalışmak gerekiyor. Yani şu anda da bak mesela devletin içerisinde mesela BİMER var Cumhurbaşkanlıkta, CİMER var Cumhurbaşkanlığında toplumdaki haksızlıklar, adaletsizlikler
oraya yansısın da düzeltmeye çalışalım da iyi niyet çabaları da var. Bunu görmek önemli. Yani yapılmaya çalışılıyor bir şey fakat öyle bir şey ki kayırmacılık bizim millet olarak ya bir doktor arkadaş anlatıyor. Ben başhekim oldum diyor. Hem memleketten birisi geldi diyor. Ya bir ilacını yaz, kuyruğa gir yazarız ilacını dedim. Ya sen ne biçim başhekimsin? Biz sana bunun için mi bir hemşerimiz diyoruz? Niye ben kuyruğa girdikten sonra niye geleyim senin yanına deyip yani orada sırada beklemeyi halbuki kul hakkıdır orada ya. Önündeki 8-9 kişinin hakkını yiyorsun sen sıraya girmeyerek. Ya bizim burada kul hakkı kavramını işletmemiz lazım. Adalet kavramını ise bürokrasiye adalet kavramını öğretmek lazım. Bürokraside şu anda ciddi bir şey var. Ya bürokrasinin hataları siyasete ödetiliyor. Yani bürokrasi acayip yavaş. Çok yavaş istiyor bürokraside. İnsanlar hayır demekten zevk alıyorlar. Evet. Ama bir de tabii şu durum da söz konusu. Her şeyi Erdoğan belirliyor. Erdoğan'dan bitiyor tarzı değerlendirmeler. Bu da bir gerçek. Yani en alt bürokrasideki bir olayı bile sanki Erdoğan karar veriyormuş gibi bir algı da maalesef var. İşte algı da var. Bu algıya sebebiyet verecek durumlar da var. Yani onun için bu konuyu yani somut olaylar, örnekler üzerinden gitmek lazım. Evet. Bu arada İskender Terim diyor ki sizi kaybetmiştik. Tesadüfen çok güzel bir program yaparken buldum. Çok güzel gidiyor. Davetliniz Nevzat Tarhan hocamız çok iyi noktalara değiniyor. Tebrikler demiş. Nurbaki de diyor ki Fatim Bey sorar mısınız? Hocamız Erdoğan'ın psikolojisini nasıl buluyor diye bir soru yöneltmiş. Ama reklam arasından sonra gireceğim. Bir başka izleyicimiz ise 6284 sayılı kanunun Türk aile yapısına yönelik ağır tahribatlar oluşturduğu malumunuz diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyor hocamız demiş. Söz konusu kanunun aile içindeki sorunları rehabilite etmediği, aksine daha da derinleştirdiğini acı örneklerle mevcut diyor. Kendi kültürel kodlarımız dikkate alınarak yeni bir yasa yapılmalı mıdır? Hocamız Nevzat Tarhan'a sorar mısın diyor. Hepsini sordum ama kısa bir ara vereceğim. Aranın ardından hocamız Profesör Doktor Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü bütün bu konulara değinecek. Son bölümde karşınızda olacağız. Evet, reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pazar manşetine canlı yayında Akit TV'de bazı izleyicilerimiz soruyor. Canlı yayın mı diye ama büyük olasılıkla yönetmen arkadaşım Umut Hamurcu şu anda ekrana canlı olduğunu yazıyor zaten. Sadece canlı olduğunu yazmıyor, iletişim bilgilerini de veriyor. Ve sizlerden gelen soru, yorum, görüş, değerlendirmeleri de Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamıza, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörüne ki ben hakikaten sizi geç tanıdığım için, geç yayın yaptığım için üzgünüm hocam. Yani anlattıklarınız hakikaten beni kendi bilgilerimi tazelememe ve kendi bilgilerim arasında kalan boşlukları, küçük boşlukları doldurmamı sağladı bugünkü yayın. Onu söyleyeyim. Ama şimdi biraz önce bir izleyicimiz sormuştu. Hemen onunla başlayalım. 6284 sayılı kanun, Türk aile yapısına yönelik ağır tahribatlar oluşturduğuna dönük bir değerlendirmesi var. Siz katılıyor musunuz? Bu işte şeyler, aile içi şiddetle ilgili kanun galiba, evet. Yanılmıyorsam oydu. Yani orada o kanun şimdi tamamen Batı şeyine göre, Batı'nın bulduğu çözümlerin bir tekrarı gibi. Yani o kanun hani işte 500 metre yaklaşmasın, kelepçe takılsın gibi şeyler. Bunlar belki bir çözüm ama bizim toplumumuzun değerlerine uymuyor bu. Yani düşünün, yani bir adam kahveye gidiyor, karısı hakkında 500 metre yaklaşmayacak diye mahkeme var. Kahvenin içerisine o adam giremez oraya, rezil olur orada. Mahkeme kararıyla sen karına yaklaşamıyor musun ya? De herkes onu dalga geçer onunla. Adam daha çok gazı geliyor, gidiyor vuruyor karısını. Yani bu şey yapmıyor. Yani bizim yapımıza herhalde bir, kameraman arkadaşlar da güldüğüne göre güldü, toplumun herhalde, da damarında herhalde onda da bir kelepçe var herhalde. Herhalde. Öyle anladım ben. Güldüğüne göre var bir kelepçe demek. Bu gerçekten şey oluyor. Yani iki tarafa da şimdi kelepçe veriyorlar. Adam kelepçeyi çıkarıyor. Zaten gözü dönmüş adamın. Kelepçeyi çıkarıyor, gidiyor vuruyor. Yani bununla olacak iş değil bu. Bunlar hani
Öfke kontrolü yapamayan bazı şeyler vardır. O gibi kişiler de oluyor. Ama kişi bunu namus meselesi olarak görüyorsa, bunun öfke kontrolünde bunu kullanmak için yani muhakkak işe yaradığı durumlar vardır. Yani karısını seviyor ama öfkesini kontrol edemiyor bir kişi. Böyle kişilerde işe yarar. Hı hı. Ama ortadaki problem böyle karısını sevme probleminin yani öfkesini kontrol edememe sonradan pişmanlık duyma problemi değil. Problem çözülmemiş oluyor. Bunun için yani nasıl şu anda ticari anlaşmazlık çözümü şeyler çıktı. Ombudsmanlık sistemi. Diyelim yani bir iş yerinden birisi uzaklaştırıldı. Hemen işe iade davası açıyor. Şimdi o ombudsmanlık merkezine gidecek. Sulh Hukuk Mahkemesi yerine o çözecek çeşitli. Aynı bunun gibi ailede de böyle anlaşmazlık çözümüyle ilgili merkezler kurulması lazım. Evet. Yani problem çözülmeden cezalarla aile içi konular cezayla hallolmaz. Aile içi konu ilişki yönetimiyle hallolur. Aslında çok önemli sosyal dinamiklerle ülkelerin dinamikleri birbirine benzer dediniz aslında. Tabii. Yani aslında bu bireylerin dinamikleri değil mi? Tabii. Yani bireyde buna uygun siyasi çözümler üretilirken yani yasalar çıkarken, meclis karar verirken bizim toplumun hangi değerleri buna ne göre biz bu kararı veririz? Mesela Türkiye'de işte inkılap kanunlarından bir tanesi resmi nikahın şey olmasıydı biliyorsun. Yani belediye verilmesi, dini nikahın yerine resmi nikah koyma. Tutmadı. Hiç kimse yok. Yani şu anda bir kişi daha yoktur. Dini nikah yapmasın. Yani herkes yapmıştır yani. Hukuk fakültesindeki profesör bile bakıyorsun evliliğinde muhakkak dini nikah vardı. Tutmadı bu kanun. Niye? Çünkü toplumun değerlerine aykırı. Aykırı. Yani toplumun değerlerine uygun kanun çıkarılması gerekiyor. Bunun için ailenin değerleri bizim ailede, bizim toplumda din inancından daha önce namus inancı geliyor bizde. Adam dindar değil, dinle imanla alakası yok ama karısı yan baktı diye gidiyor vuruyor. Kavga çıkarıyor, olay çıkarıyor. Yani böyle durumlarda buna uygun çözüm yok. Bunun çözümü de yani kadın erkeğinin hakem kişiler olarak çözüm bulması gerekiyor. Yani devletin burada ceza vermek yerine hakemlik sistemi, aile içerisinde hakemlik sistemi kurması lazım. İşte, yani bu anlaşmazlık çözümü tarzında yani buna şeyde conflict management deniyor. Konflik yani çatışma yönetimi deniyor. Çatışma yönetimi yapılıyor. Ya da conflict resolution deniyor. Çatışma çözme deniyor. Bu gibi yöntemlerle bir hakem tayin edecek tek kişi. Tek kişi bir hakeme gidecek. O hakem ikisi arasında o hakeme de devlet şeyini verecek. Yani emeğinin karşılığını verecek. Yani bilir kişi gibi. Bilir kişi gibi gidecek. O onu dinleyecek. Onu dinleyecek. Onu hakim bunu yapamaz ki. Hakimin o kadar zamanı yok. Orada bir psikolog çalıştırıyorlar, pedagog çalıştırıyorlar. Onlar rapor vererek hakime yapmaya çalışıyorlar. Aile mahkemeleri kuruldu. Fakat ondan önce, aile mahkemelerinden önce bu çatışmazlık çözümüyle ilgili, aile çatışmazlık çözümüyle aile danışmanlığı merkezleri kurulmuştu. Lüks ve ihtisas programları başladı ama o da hemen, yani enteresan bir toplumumuz, hemen her şeyi sulandırıyoruz. Onu da sulandırdık. Yani bu, ölü doğdu o. Yanlış, yani üniversitelerin bazıları suistimal ettiler onu. O da ayrı bir konu. Ama sonuçta ya bu bir aile bak evliliğin ilk 5 yılında boşanma oranı dünyada %50'ler civarında, Türkiye'de %38'e geldi. Yani TÜİK istatistiklerine göre. İyi bir rakam mıdır bu? Çok kötü ya. Yani daha öncelerde 110'lar civarındaydı, 138'e geldi. Yani yükseldi yılda, yani yükseldi diyorsun. Yükseldi. İlk 5 yılda %100 evlilikten 38'i boşanmayla sonuçlanıyor. Dünyada da bu %40-50 arasında. Yani neredeyse dünya standartlarına yaklaştık. Yaklaştık. Yani Ukrayna falan da %70'lerde. Kuzey Avrupa'da %50'nin üzerinde, 50-60 arası. Yani ilk 5 yılda boşanma oranı. Bu şey için, dünya için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Türkiye için de böyle yani. Ailenin boşanma demek, mutsuz insanlar demek. Mutsuz çocuklar demek, sorunlu insanlar demek. Yani insan kapasitemiz kötüye gidiyor. Toplumun nasıl parasal sermayesi varsa insan sermayesi de var. Beşeri sermayedir. Beşeri kapasitedir. Beşeri sermayenin de iyi yönetilmesi gerekiyor. Parayı yönetmekle yetmiyor iş. Beşeri sermayeyi iyi yönetmenin şeyleri, hastalıkların tedavi edilmesi gerekiyor. Engellerin ve işte bu aile içi sorunların, boşanmaların azaltılması gerekiyor. Bunlar yapmazsak beşeri sermayemizi, beşeri kapasitemizi harcıyoruz. Harcarız ve
Bunun kaynaklarımız boşa gider devletin, milletin kaynakları. Yani Batı medeniyeti gibi Doğu medeniyetinin de içi boşalır. Boşalır. Değil mi? Boşalır. Başta şu anda zaten hızla Batı'nın iyi yönlerini aldığımız gibi hastalıklarını da aldık. Ve o hastalıklar bizi etkiliyor. Bunun için burada kendi değerlerimizi ayakta tutmamız önemli burada. Kendi değerlerimizi yaşatacak yaklaşımlar yapılırsa, yani Türkiye'de bunun işi zor değil. Bunun yolları var. Yani bunun yöntemleri var. Bunlar yapılırsa problemler çözülür. Onun için o kanun büyük ihtimal revize edilecek. O bahsedilen kanun revize edilecek ve o belki üst sınır olarak koyulabilir. Yani işte çeşitli ceza limitleri ama anlaşmazlık çözümüyle ilgili şey ayrılması. Yani siz de revize edilmeli diyorsunuz. Tabii, yani. Bir de sanki sadece kadına ayrıcalıklar veriyor, pozitif ayrımcılık yapıyor gibi bir noktası var bu yasanın. Yani onda haklı yönü var. Çünkü hakikaten kadın eziliyor ya. Hı-hı. Kadın eziliyor. Şimdi yani biz aile problem tabii çift terapilerinde geliyoruz. Hı-hı. Yani bütün sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada da yani parasal gücü elinde olan eğer şefkat ve merhamet duygusu zayıfsa parasal gücünde ona zayıf eziyor. Yani böyle bizim toplumumuz buna bir çözüm buldu. Sen bakıyorsun Anadolu'daki hani en ücra yerdeki ailelerin çocuklarını bile kızlarını okutuyorlar. Aman bu bileğinde bir bileziği olsun, evlenip de kötü birine düşerse mesleği olsun hiç olmazsa diye. Hı hı. Yani şu anda kız çocukların okutulma arkasındaki psikolojik dinamik bu benim gördüğüm. Hı hı. Yani o kızlar ileride mesleği olsun ezdirmesin kendini tarzında. Böyle bir durumda tabii kız ama bu çağ öyle bir çağ ki bak yani Marmaray'da bir arkadaş anlattı. Marmaray'da gece giderken iki tane 10-12 yaşlarında çocuk yaramazlık yapıyorlar. Diyor ki onlara ya diyor bak sizi polise şikayet ederim yaramazlık yapmayın diyor. Çocuğun birisi kafayı uzatmış çocuk hakları var şikayet edemezsin demiş. Hı hı. Şimdi böyle bir zaman şimdi kadın hakları var. Bu çağ artık sen alıp da höt deyince susacak bir kadın beklemesin artık erkekler. Yani kadınlar kişilik haklarını savunuyorlar. Yani kendini ezdirmeden bir evliliği yürütmek istiyor. Bu da hakkı, doğal bir hakkı. İnsani bir hakkı. Onun için yani erkekler konuşarak eşleriyle problemi çözmek yerine bağırıp çağırarak, ben öyle bir eş biliyorum gene, bağırıp çağırıyordu böyle. Eve gelince bağırıp çağırıyor, sonra televizyonu açıyor. Niye yapıyorsun dedim. Ya hanımın başka türlü susturamıyorum hanımı demişti. Yani şimdi bu terörist davranış, zalimliktir bu. Yani orada bağırıp çağırıp yani konuşmadan kolaya kaçmaktır. Ama bir müddet sonra patlıyor bu, yürümüyor. Daha önceler belki 10 sene, 20 sene önceki şeyler, 50 sene önceki insanlar susuyor biliyorlarmış ama şimdi susmuyorlar. Yani yeni bir kadın kuşağı, böyle bir kuşak. Erkekler bunu bilecekler. Onun için konuşarak problemleri çözmeye çalışacaklar. Yani onun için demokrasi aileden başlar diyoruz biz bak. Bizim üniversitenin mottosu var 4 tane. Biri eleştirilebilirlik, hesap verebilirlik. İki, özgürlükçülük. Yani kendi fikrini zorla kabul ettirmek. Üçüncüsü çoğulculuk. Yani farklı fikirlere totaliter olmamak. Farklı fikirlere çoğulcu olmak, esnek olmak. Yani dördüncüsü de uzlaşmacılık. Yani ilişki yönetimi. Katılımcılık. Yani şimdi böyle bir durumda bu demokrasinin 4 tane psikolojik mottosudur bu. Bunu bir aileye sokmazsak biz, konuşmuyorsak, eleştiriye açık değilsek, yani mesela çocuğumuza şunu giy demek yerine 4 tane gömlek, tişört vereceksiniz, hangisini giymek istersin diyecek. Anne kontrolü kaybetmeyecek, çocuk da özellik duygusunu tatmin edecek. Ama hep, biz illa, hep aynı tişörtü istiyoruz hocam. İstiyorsa bu kendi seçecek. Ama anne illa bunu giy demeyecek. Bunu dediğin zaman çocukta savunma duygusu uyanır. Yani eskise bile aynı tişörtü giymek istiyorsa mesela. Giyiyorsa bedelini ödeyecek. Herkes gülecek ona. Aha. Diyecek, o kendi öğrenecek. Yaşayarak öğrenecek. Büyük hata yapmadıkça mesela yalan söyleme, eve gelmeme, uyuşturucu kullanma gibi hatalar yapmadıkça bırak bazı şeyleri yaşayarak öğrensin çocuklar, gençler. Yani onun için bedeli ağır olsa bile mi hocam? Ya onu bir yani zaten bedel ödemeden hayatta mesela bir kaplumbağanın başını yuvasından çıkarıp yürümesi bir risktir. Kartal gelip kapabilir. Hı hı. Ama yürümese de şey yapamaz. Beslenemez. Yani beslenemez. Hayatta da öyle, çocuk yürüyecek, düşecek. Sera çocuğu gibi çocuk yetiştiremez ki. Doğru. Yani öyle yetiştirince de en ufak bir şeyden çocuklar yıkılıyorlar. Yani bu nedenle bu onlara hata yapma hakkı tanıyacağız ama kontrollü bir şekilde, yanında olduğunu hissettireceğiz
Küçük yaştan başlarsa çocuk ergenliğe geldiği zaman zaten düşünerek hareket etme becerisi kazanıyor çocuklar. Yani bunun için annelik babalık pratikleri bile önemli burada. Aileden başlar derken, yani ailedeki eğer demokratik işleyiş varsa bu şirkette de oluyor, siyasette de oluyor. Bu zordur bak, zahmetlidir, ikna gerekiyor, toplantılar yapmak gerekiyor. Yani birlikte yani tek kişi karar verdiği zaman, rey-i vahid olduğu zaman kolay bir kişinin sözü. Ama bu istibdatta olur rey-i vahid. Evet. Yani onun için yani burada muhakkak tartışarak, konuşarak gidilmesi lazım. Evet. Hocam, veliaht prensiniz kim? Bu Suudi Arabistan için mi soruyorsun? Yok, sizin için soruyorum. Yani... Suudi Arabistan da enteresan bak yani. O da mesela ılımlı İslam diye bir şey çıkardı. Evet. Yani zamanın ruhuna direnemiyor kimse bak. Zamanın ruhuna direnemiyor. Zaman böyle bir şeydi bak. Bahar geldiği zaman sen kapıları kaparsın. Ben bahar istemiyorum dersin ama mecbursun, açarsın kapıları. Aha. Suudi Arabistan da bu zamanın rüzgarlarına açtı. Yani istibdatla bu zamanda... Baskıyla, korkutmayla, sindirmeyle çocukları, gençleri yönetemeyiz. İnsanları yönetemeyiz. Bu çağın yöntemi değil bu. Bu çağın yöntemi tahammül edeceğiz, konuşacağız, tartışacağız, ikna edeceğiz, öyle hareket edeceğiz. Bunu yapabilmek gene önemli. Yani hep seve seve diyorsun evet. Hocam, değil mi? Tabii. Yani o ikna ederek, bak konuşarak ikna ederek, sevdi, ya bunun sonucunda eğer kabul etmiyorsa da yani ben elimden geleni yaptım onun kabul olması için diyeceksiniz. Evet. Hocam son sorum olacak. Evet. Üsküdar Üniversitesi ile ilgili nedir? Çıta ne? Hedef ne? Bu arada tabii şunu da hemen vurgu yapalım. Türkiye'de üniversite sistemi, üniversite sınav sistemi çok eleştirile geldi. Bugün de üniversiteler de eleştiriliyor. Nasıl sınav sistemi eleştiriliyorsa üniversiteler de eleştiriliyor. Hem devlet üniversiteleri eleştiriliyor, hem vakıf üniversiteleri eleştiriliyor. Birçok üniversitenin aslında diploma vermekten öteye geçemediğine dönük değerlendirmeler var. Nasıl bir bizim Harvard'ımız, Cambridge'imiz, Oxford'umuz ya da Sorbonne'umuz ne zaman olacak hocam? İnşallah. Yani bunun olması için bak biz vakıf üniversiteyiz. Hı hı. Hiçbir devlet tahsisi almadık. Hı hı. Devlet arsa tahsisi almadık. Kamu kredisi kullanmadık. Kamu tahsisi almadık. Tamamen ki ben şahsi birikimle CGT marka her şeyimi vakfederek üniversiteyi kurduk. Hı hı. Allah da yardım ediyor. Hı. Öğrencilerin ilgisi iyi. Yani bizim tematik bir üniversite olarak kendi alanımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dünya çapında da yansımalarını almaya başladık. Tema ne hocam? Tematik derken hangi? Davranış bilimleri ve sağlık. O kanada o da ilk kuruluşumuzda zaten bunu söylemiştik ve bunu devam ettiriyoruz ve o konuda da mesela bu G20 toplantısı olurken niye Türkiye'de bizi partner seçti G20 ekibi, ABD'deki ekip? Çünkü baktı bu konuda özelleşmiş burası var. Bizi yani 3 senedir bizi G20'ye. Şimdi Arjantin'e gideceğiz inşallah. Yani bunun bir şeyler yapmaya çalışırsanız insan yani burada Türkiye'de bak bir Nobel ödüllü birisi çıktı. Hı hı. Gerçek Nobel ödüllü, roman değil yani. Aziz Sancar çıktı. Ne kadar insan Türk millet sevindi, benimsedi. Hı hı. Yani bu gibi insan çıkarırız biz. Bunu çıkarabiliriz, emin ol, bu şeyler var. Yani güncel siyasetin şeyi içerisinde birçok şeyi kaçırıyoruz. Yani bırakalım ilimle meşgul olanlar ilimle meşgul olsun. Yani projeler yapsın, Ar-Ge yapsın, araştırma yapsın. Hı hı. Bunların önünü açalım. Yani biz üniversite olarak Ar-Ge proje ağırlıklıyız. Bunun üzerine gidip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer bu konuda yolumuz açılırsa daha fazla şeyler de yapabiliriz. Yani ve Türkiye bunu çıkarabilir. Ben hiç karamsar değilim. Yani bazıları şöyle söylüyor, belki başka bir konuda zaman konuşulur o. İslam dünyası Batı medeniyeti gibi medeniyet çıkaramaz diyor. Hı hı. Mesela ODTÜ'den bir felsefeci böyle söyledi. Bence ciddi bir felsefi itirazım var ona. Hı hı. Yani o itirazım var. Bu çıkarabilir. Yani Batı Türkiye niye? Çünkü bak Batı medeniyeti neydi? Rekabetçi medeniyet. Hı hı. Onun için çıkardı. Yani doğu medeniyeti uzak doğu medeniyetine Budizm, Hinduizm nedir? Dünyayı terk etme üzerine kurulu. Hı hı. Dünyayı terk etme üzerine kurulu. Yani tek parça elbise giyiyorsun, çile çekiyorsun. Yani kendini mutlu şekilde yaşamaya çalışıyorsun. Bu da bu çağın gerçeği değil. Şimdi Amerika'dan uçaklarla Tibet'e gidiyorlar mutluluk bilimini öğrenmek için. Ama o dünyayı terk ederek de mutluluk olmaz. Mevlana ne diyor? Dünya
Elinizde olsun. Yani dünya deniz gibidir diyor. Yani siz gemisiniz, dünya deniz diyor. Dünya içinize almazsanız denizde istediğiniz gibi gezersiniz diyor. Yani dünya, para, mal, mülk elimizde olsun ama kalbimizde olmasın. Bunu başarabilirsek yani hem Batı medeniyeti gibi Nobel ödülleri çıkarırız, rekabetçi ortama gireriz, yaparız. Ama bunları yaparken tek fark var şurada. Yani bunları yaparken Allah için yapmayı başaracaksınız. Yani çalışacaksınız Allah için. Yani tasavvuf da öyle değil mi? Halk içinde hakla beraber olmak diyor. Çelebiler varmıştı eskiden. Gündüz çalışırlar, gece dervişlik yaparlarmış. Yani böyle olması lazım. Yani Osmanlı'nın son dönemlerindeki yozlaşan medrese ve tekke yozlaşan dönemlerinin revize edilmesi lazım. Islah edilmesi lazım. Onlar ıslah edilip yeniden din ve bilim birleştirilirse Türkiye gerçek medeniyetini ortaya çıkarır. Yani biz ya onun için biz üniversitede her sene din ve bilimin tamamlayıcılığıyla ilgili konferans yapıyoruz. Din ve bilimin ve burada bunun da referansı şeyde Bediüzzaman Hazretleri'nin biliyorsun. Yani bu konuda kitapları onun üzerine. Yani öğrenciler arasında kulüp var. Çağın Vicdanı diye bir kulüp. O organize ediyor. Şeyi yani din ve bilimin birlikte ele alındığı, yani insanın mesela evrimci görüşle yaratıcı görüşlerin tartışıldığı ve burada hakikatin araştırıldığı bir ortam. Yani bu çünkü insanlığın geleceğini bu kurtaracak. Sadece din de kurtarmıyor, sadece bilim de kurtarmıyor. Din ve bilim tamamlayıcılığına ihtiyaç var. Bunu gerçekleştirelim. Biz kendi üniversite olarak kendi çapımıza bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, din de lazım, bilim de lazım. Yani ikisi birbirini tamamlıyor. Birbirinin rakibi değil. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Katıldınız yayınımıza. Profesör Doktor Nevzat Tarhanlı'na birlikteydik. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörünü ağırladık. Bugün Pazar manşetinde kendisine çok teşekkür ediyor. Ve akademik hayatınızda ve üniversitenizin geleceğinde başarılar diliyoruz hocam. Akit TV olarak. Evet, gelecek hafta yine aynı saatte bir başka konukla Pazar manşetinde bendeniz Fatih Dağıstanlı karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, iyi pazarlar.